Bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Hucurat suresinin 1 ve 5. ayetler arasını değerlendireceğiz. Hucurat suresi medeni surelerden, yani hicretten sonra nazil olan surelerden birisi. Bu surede Müslümanların toplum hayatıyla alakalı, hatta bütün insanlığın genel anlamda meseleleriyle alakalı bir takım konulara temas ediliyor ve bunlara açıklık getiriliyor. Allah-u Teala burada şöyle bildirmekte. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tugaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Vettegullah, ve Allah'tan korkun. İnnallâhe semî'un alim, şüphesiz Allah semî alimdir. Yani Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Burada Allah ve Resulünün önüne geçmek, böyle bir kavramla karşı karşıyayız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le emir ve yasaklarını bize bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadisleriyle dinin ayrıntılarını bize açıklıyor. Dolayısıyla bize düşen görev, Allah bu konuda ne demiş, Peygamber bu meselede ne söylemiş, önce bunları anlamaya çalışmak ve hayatımızda uygulamaktır. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir kimse, ayet ne diyor, hadis ne diyor, bu konulara hiç bakmadan, ayette hadiste bunun yeri nedir bunu bilmeden, kendi aklına göre bence şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı diyecek olursa bu problem meydana getirir. Çünkü din insanların keyiflerine bırakılmış bir şey değildir. Din taraf ilahiden bize bildirilen bir takım emirler ve yasaklar manzumesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu emir ve yasakların hem tebliğcisidir, insanlara ulaştırmıştır, hem de tebyincisi, yani bunları beyan edicisi ve açıklayıcısıdır. Tabii bunları ifade ederken, peki alimler, onların durumu nedir? Onlar din konusunda fetvalar vermişler, şu şöyle, bu böyle, şu helal, bu haram demişler. Bu hatıra gelebilir. Alimler bu konuda kendiliğinden bir şey yapmazlar. Onlar yeni bir hüküm koymak değil, ayette ve hadiste neler varsa bunları vuzuha kavuşturmaya çalışırlar. Ve bunları daha böyle herkesin anlayacağı, pratik hayatta uygulayacağı şekle getirirler. Dolayısıyla İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi zatlar bu konuda hüküm budur derken, dinin hükmü budur, Allah böyle buyurmuştur, Peygamber böyle buyurmuştur, bunları söylerler. Ancak naslar sınırlıdır, ayetler, hadisler sınırlı, olaylar ise devamlı gelişme göstermekte, devamlı değişmektedir. Böyle olunca ta kıyamete kadar adeta sonsuz denilebilecek meselelerle insanlar muhatap. Bunların doğrudan ayette ve hadiste yerini nereden bulacağız? Bütün bunlara doğrudan Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden nasıl hüküm getireceğiz? Burada kıyas karşımıza çıkıyor. Malum İslam dininin 4 temel esası var. Bunlardan birincisi ve en birincisi Kur'an-ı Kerim. İkincisi sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, açıklamaları. Üçüncüsü icma-i ümmet. Ümmetin bu konuda ittifak etmesi, bu böyledir diye ittifak etmesi. Bir de dördüncü olarak kıyas-ı fukaha. Yani İslam alimlerinin, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam ve emsali alimlerin ayet ve hadislerde yer alan meselelerden hareketle henüz oralarda doğrudan görülmeyen ama insanların hayatında görülen meselelere açıklık getirmeleri. Yani o konuda ayet hadis gelseydi şöyle olurdu. Bu konuda mevcut ayet hadislerden hareketle bunu söylemeleri. Buna kıyas-ı fukaha deniyor. Dolayısıyla böyle insanlar ben bu meseleyi şöyle anlıyorum, bu konuda hüküm budur diyebilirler. Bu Allah ve Resulünün önüne geçmek değildir. Ama avamın aslan bir insanın, sıradan bir insanın ayeti bilmiyor, hadisi bilmiyor, dinin bu konudaki hükmü nedir, ön bilgiye sahip değil. Hemen bir heyecanla bence bu böyle olmalı, bence şu şöyle olmalı ileri atılsa,
rastgele hükümler verse cehaletini ortaya koymuş olur. Dinin bizden istemiş olduğu ayetleri, hadisleri iyi bilmemiz ve bunları hayatta uygulamamızdır. Ve ayetin devamında Allah'tan korkun diyor. Çünkü hüküm verme Allah'a aittir ve yaratan olduğu gibi hüküm koyan, insanlara haramı ve helali bildiren de odur. Kur'an-ı Kerim'de başka bazı yerlerde kendi dillerinizle şu helaldir, bu haramdır diye hüküm vermeyin buyuruluyor. Yani kendi keyfinize göre bence şu helaldir, bence bu helal haramdır, bu gibi ifadeler kullanmayın. Allah neye helal demişse o helaldir, neye haram demişse ve o haramdır. İnsanlar kendi keyiflerine göre şu helal bu haram söyleyecek olurlarsa insanlar adedince farklı farklı haramlar ve helaller ortaya çıkar. Bu ise dinde bir keşmekeşe ve bir kargaşaya sebebiyet verir. İnna Allah semiun alim, Allah işitendir. Yani sizlerin rastgele şu şöyle bu böyle diye dini konularda yaptığınız konuşmaları Allah işitir ve bilendir. Sizin durumunuzu bilir ve alemde ne varsa hepsini bilir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tarfa'u asvatakum fevga savtin nebi, seslerinizi peygamberin sesinden yükseltmeyin. Ondan daha yüksek sesle konuşmayın. Bu bir adab dersidir. Yani Müslümanlar peygambere karşı ve daha sonraki dönemlerde de peygamber varisi durumda olan kimselere karşı ne şekilde hareket etmeleri gerekir? Tavırları ne olmalı? Bunu anlatan bir ayet. Demek ki Müslümanlar, peygambere doğrudan muhatap olan sahabeler seslerini peygamberin sesinden fazla çıkarmayacak. Bu edep ölçülerini çiğnemek olur ve bir Müslümana yakışmaz. Sonraki dönemler itibariyle ele aldığımızda toplumun elbette her dönemde önde gelen önderleri var. Din noktasında rehber şahsiyetler var. Onların etrafında bulunan kimseler saygıda kusur etmemeli ve seslerini onların seslerinden daha üst perdeden çıkarmamalı. Bu doğrudan ses olarak düşünülebildiği gibi, diyelim onun görüşüne aykırı görüş beyan etmek, bu manada da mesele değerlendirilebilir. Yani bir meselede peygamber şöyle diyor ama ona muhatap olanlardan birisi başka bir şey söylüyor. Bu da uygun değildir. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim bize böyle bir edep dersi veriyor ve seslerin peygamberin sesinden daha fazla çıkarılmaması gerektiğini anlatıyor. Bu ayet nazil olduktan sonra sesi üst perdeden çıkan sahabelerden birisi ortalıkta görülmüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidine gelen, devamlı kendisiyle beraber olduğu kimseleri elbette çok yakından biliyor, çok yakından takip ediyor. O zatın mescitte görülmemesi dikkatini çekiyor. Falanı göremiyorum, nedendir diyor. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra, yani ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden daha yüksek çıkarmayın. Bu ayet nazil olduktan sonra onun sesi üst perdeden olduğundan ayete muhalif bir şey yapmaktan korktu. Bundan dolayı mescide gelemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zatı davet etti ve sen ehli cennetsin, sen bu ayette anlatılanlardan değilsin diye kendisine iltifatta bulundu. Çünkü o zatın sesinin yüksek çıkması peygambere saygısızlık olsun diye değil, kendisinde fıtri olarak, doğal olarak üst perdeden bir ses var. Bu peygambere saygısızlık için çıkarılmış bir ses değil. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bu şekilde rahatlattı. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, ve peygamberle konuşurken söz olarak doğrudan birbirinize hitap ettiğiniz gibi hitap etmeyin. كَجَهْرِ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ, birbirinize açıktan söylediğiniz tarzda. Hani insanlar birbirine ismen hitap eder. Ali, Veli, Ahmet, Mehmet gibi, Ayşe, Fatma gibi ismen hitap ederler. Siz peygambere hitap ederken ya Muhammed demeyin, ya Resulallah, ya Nebiyallah, bu gibi ifadelerle peygambere muhatap olun. Gerçekten de bu bir edep dersi.
Mesela Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda görüyoruz ki İsrailoğulları Hazreti Musa'ya ya Musa diye ismen hitap ediyorlar. Yani birbirlerine hitap ettikleri gibi peygambere, hem de çok saygın, en önde gelen peygamberlerden birisine doğrudan ya Musa diye ismen hitap ediyorlar. Ama sahabenin, Kur'an'dan bu dersi alan sahabenin yaptığına bakıyoruz. Sahabe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ismen hitap etmiyor. Ünvanıyla ya Resulallah, ya Nebiyallah bu ifadelerle hitap ediyor. Hatta hitabının başında sahabeler şunu da söylüyorlar. Bi ebi ente ve ummiyim. Yani başka bir ifadeyle fedake ebi ve ummiyim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ifadelerle söze başlıyorlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki yer alan bu hükmün sahabe tarafından güzel bir şekilde algılandığına ve uygulandığına gerçekten delalet eden bir durumdur. En tahbata a'malukum, yoksa amelleriniz boşa çıkar. Ve entüm la teş'urun, siz farkına varmadan. Yani siz bunu normal bir şey zannedersiniz. Farkına varmadan bu şekilde amelleriniz boşa gider ve yaptığınız güzel ameller boşa çıkmış olur. İnnellezine yahuttuna asvatahum inde Rasulillah, seslerini peygamberin yanında kısanlar var ya, ulaike, işte onlar, ellezine imtahanallahu kulubahum littakva, Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Yani onları bir takva denemesinden geçirmiş ve onları müttaki olarak ortaya koymuştur. Zaten din bir imtihandır. İnsanlar ne şekilde tavırlar sergileyecekler, gerek peygambere, gerek peygamber varislerine, gerek kendi aralarında birbirlerine ne gibi tavırlar sergileyecekler, bunların ortaya konulmasıdır. Ve biz her gün karşılaşmış olduğumuz olaylar ve insanlara sergilemiş olduğumuz tavırlarla durumumuz ortaya çıkıyor. İnsan nasıl ki konuşur, diliyle konuşur, bununla bir şeyler anlatır, hal ve hareketleriyle de bir şeyler anlatır. İşte büyük zatların yanında edep dairesinde bulunmak, mesela onların yanında ayak uzatmamak, onlarla konuşurken daha hafif perdeden bir sesle konuşmak, çok nazik ifadeler kullanmak, bunlar insandaki edebin birer göstergesidir. Kur'an-ı Kerim sahabeyi bu noktada da yetiştiriyor ve bu gibi ayetlerle onların neler yapmaları gerektiğini bildiriyor. Tabi onlara bildirilen bu meseleler aynı zamanda bize de zaten bildirilmiş demektir. Ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir edep toplumu, edep timsali kimselerden meydana gelen örnek bir toplum meydana getiriyor. Demek ki peygamberin yanında daha böyle sesini hafif perdeden tutarak nazikçe konuşan bu kimseler takva ehli kimselerdir. Allah onları bu şekilde bir imtihandan geçirmiş ve onlar da bu imtihanda muvaffak olmuşlardır. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onlar için bir mağfiret vardır ve çok büyük bir mükafat vardır. Burada mükafat ecir kelimesiyle ifade ediliyor. Malum ecir, bir kimseyi işçi olarak mesela tutarsınız, ona bir ücret takdir edersiniz, ücretini verirsiniz. Buna bu gibi çalışanlara ecir tabiri kullanılıyor. İşte Allah-u Teala Müslümanların bu gibi tavırlarına demek ki bir ecir takdir etmiş, bir mükafat takdir etmiş ve hem de bu mükafat çok büyük bir mükafat. İnsanlar deneniyor, insanlar imtihan ediliyor. Bu imtihanın neticesinde başarılı olanlar çok büyük bir ücrete, çok büyük bir mükafata nail olacaklar. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti, o hucuratın arkasından sana nida edenler, ekseruhum la yaqilun, onların ekserisi aklını kullanmayan kimselerdir, akletmeyen kimselerdir. Ayet-i kerimenin sebebi nüzulü olarak genelde tefsirlerimizde şu anlatılır. Beni Temim isimli bir kabile 70 kişi halinde geliyorlar. 2 kişi bunların sözcüsü. Ve bir öğle vakti Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek istiyorlar.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle vakti istirahatte. Özellikle o bölgede öğle vakti istirahat yaygın. Çünkü öğle vakti çok sıcak oluyor. İnsanlar evinde ve bir miktar bir istirahat edilen bir vakit. Ve o vakitte bir miktar dinlenmek gece kıyamına, gece ibadetine vesile olan bir durum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam istirahat halindeyken evinde bunların sözcüleri yüksek perdeden "Ya Muhammed, biz sana geldik, çık görüşmek istiyoruz" diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde hem ismen hitap etmeleri hem de yüksek perdeden söylemeleri tabii dikkat çekici bir durum. İşte ayet-i kerime onların bu durumuna dikkat çekiyor ve onların çoğu akletmeyen kimselerdir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor, onlarla görüşüyor, konuşuyor ve bir takım görüşmeler, konuşmalardan sonra onlar İslam'a dahil olan kimseler oluyorlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا hatta تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ şayet onlar, sen onlara çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ bu onlar için çok daha hayırlı olurdu. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ve Allah gafur rahimdir. Yani evet, onlar böyle bir densizlik yaptılar ve seslerini yüksek perdeden çıkardılar, sana ismen hitap ettiler ama çoğu aklını kullanmayan kimseler, henüz daha bir İslam terbiyesinden geçmemiş kimseler, dolayısıyla İslam terbiyesinden geçmiş olgunluk sahibi kimselerin tavrı bunlardan da beklenmez. Bu açıdan Allah-u Teala onlardan sadır olan hataları bağışlamıştır, onlara merhamet etmiştir ve o gibi hataları yok sayılmıştır. Burada Allah-u Teala aynı zamanda insanların bu gibi hallerde hataları olduğunda affedilmesi gerektiğine, affetme büyüklüğünün gösterilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.